Bugün konumuz seks, seks ve seks. Bu konuyla ilgili izlediğim iki tane film var, tamam mı? Ve uzun zaman oldu izleyeli ama bu videoyu çekmek için o kadar çok bekledim ki bir türlü cesaret edemedim. Metini yazıyorum, yazıyorum. Levent'le konuşuyorum. Nasıl yapsak, nasıl söylesek, nasıl sunsak bunu? Çünkü konuşacağımız konu cinsellik ve seks. Sapına kadar, dibine kadar seks. Ama nasıl konuşurum? Yani fahişe ilan edilmeden, kaltak ilan edilmeden ben bu konuyu nasıl konuşabilirim? Bir itirafım var size film önerilerine başlamadan önce. Benim bu platformda, bu YouTube platformunda tek kıskandığım insan var. O da Oğuzhan Uğur. Takipçi sayısını kıskanmıyorum. O küfürlü konuşmalarını kıskanmıyorum. O seksist tavrını hiç kıskanmıyorum. Tek kıskandığım şey ne biliyor musun? Cinsellik konusunda çok rahat bir şekilde konuşuyor olması. Geçen Instagram'da gezerken fark ettim. Birkaç tane videosuna denk geldim. Ve hemen kendimi onun yerine koydum. Onun gibi ben konuşabilir miydim dedim. Konuşabilirdim tabii, kim engelleyebilir, ama konuşsaydım ne olurdum acaba diye düşündüm. Hemen bir de evli bir kadın olarak kendi cinsel hayatımdan bahsetsem, ergenlik yıllarında kadınların yaşadığı o cinsel ateşten bahsetsem, ya da işte bir gün teyzem gelmiş bana böyle cinsellik konusunda eğitim verecek bana, kızım işte şimdi senin seks hayatın başlıyor, ben sana birkaç akıl vereyim, bu cinsel birliktelik şöyle olur falan dese, ben de ona desem ki o teyze ya sen ne yaptın, ben grup seksi koydum ortaya çoktan desem nasıl olur? Zaten teyzemin böyle bir konuşma yapma ihtimali yok bana karşı. Ben her şeyi internetten öğrendim. Ve gideceğim de grup seks yapacağım da teyzeme bunu anlatacağım. Ya da işte geçen almışım arabaya bir adamı, koymuşum yanıma, açmışım kaloriferi, ateşten yansın adam ki soyunsun istiyorum, o kasları bir göreyim istiyorum. Gidiyoruz böyle, açtım kaloriferi, açtım kaloriferi diye bunları, bu anılarımı size anlatsam 2 dakika sürmez aşağıya gelen yorumlarda fahişe misin sen, kaltak mısın sen, yollu musun sen yorumları. O yüzden fahişe olmadan, kaltak olmadan şu konuyu konuşabilmem gerekiyordu. Bunu nasıl yapacaktım? Bizim cinsel hayatımız konusunda böyle açık seçik, ayan beyan bahsetmemiz şu an için çok mümkün görünmüyor YouTube gibi bir ortamda bile. Böyle kadın sohbetler arasında bahsetmeye devam edeceğiz. Bu çok acıklı ve beni çok üzüyor ama şimdilik elimizden gelen bu. Benim bahsedeceğim 2 tane çok güzel bir film, bir de belgesel var. İlk ile başlayalım. İlkinin ismi Sevme Sanatı. Co teraz chcesz się poddać? Teraz? Wiesz skąd jesteś? A co? Jestem z Warszawy. Z Waginy jesteś. Öncelikle bu filmle alakalı uyarayım. Bu filmde çok fazla sevişme sahnesi var. Yani sonradan bizim ahlakımızı bozdun, bize niye sevişme sahneleri gösterdin, biz sevişmeyen insanlardık, biz sevişme nedir bilmiyorduk diyorsanız bu filmi seyretmemenizi tavsiye ederim. Ama eğer bundan rahatsız olmuyorsanız çok güzel sevişme sahneleri olduğunu bilmenize fayda var. Güzel, tutkulu, açıklayıcı, İlham verici sevişme sahneleri var. Film Polonya'da geçiyor. Polonyalı bir kadın doğum uzmanının hikayesi anlatıyor ve gerçek bir hikayeden uyarlanmış. Bir kadın doğum uzmanı var. Kendisi aynı zamanda kadın. Ve kadınların cinsel hayatında çektiği ızdırabı ve acıyı yakinen görmek durumunda kalıyor. Yani o dönemler hatta hala mastürbasyon ayıp olarak görülüyor. Mastürbasyon, doğru söyledim değil mi? Mastürbasyon ayıp olarak görülüyor. Ya da işte üremeyi engellediği düşünülüyor. Lanetli bir şey olduğu düşünülüyor. Ne bileyim, kadınların kendilerine dokunmaları garip olarak karşılanıyor. O yüzden kadınlar mastürbasyon yapmıyorlar. Şu anda da yapmıyorlar çoğunlukla. O zaman da hiç yapmıyorlarmış. Ve bu doktor bu acıyı gördüğü için, kadınların cinsel hayatında yaşadığı mutsuzluğu ve kabullenişi gördüğü için onlarla ilgili bir kitap yazmaya karar veriyor. Yani kadınlar öyle bir noktada ki şu an bile öyle. Ben kendi yakın arkadaşlarımla konuştuğum zaman da ve yıllardır da konuşuyorum. Sürekli soruyorum onlara. Orgazm oluyor musun? Orgazm oldun mu hiç diye. Ve sanki bir kabulleniş var. Yani kadınlar orgazm olmasa da olur. Ya biz bunu kabul ettik. Bu şekilde bir 50 yıl yaşadık mı? Yaşadık. Annem yaşamış mı? Yaşamış. Ben de yaşar mıyım? Yaşarım. Böyle acıklı bir kabulleniş var. Ve bu filmdeki doktor kadınımız da Mişka'ydı ismi galiba. Bu konuyla ilgili bir kitap yazıyor. Ama kolay değil öyle. O kitabı bastırması, bilmem nesi hiç kolay değil. Pani doktor. Pani jest wielka. Tak mi teraz przyjemnie mój to gra teraz na mnie jak na afrykańskim bębnie. Maalesef Mişka'nın, yani doktorun kitabı Türkçe'ye çevrilmemiş. Ben baktım 30 dile kadar çevrilmiş galiba ama Türkçe'ye çevrilmemiş. Gayet de merak ettim kitabını. Dediğim gibi gerçek bir hayat hikayesine uyarlanma. Ve film bana acayip ilham verdi. Gerçekten özellikle ülkemizde de gördüğüm bir şey bu. Sanki sevişmiyormuşuz gibi davranıyoruz. Yani sevişmek mi? Hı, o ne acaba falan. Ya arkadaşım tamam,
sevişmiyorsun da gecenin yarısı o sesler nereden geliyor? Yani demek ki sevişiyorsun. Yani o sesleri ben kafamda uydurmuyorum. Ya şizofrenim ben ya da sen sevişiyorsun. Benim üst komşum, alt komşum, yan komşum sevişiyor. O sesler başka türlü bir yerden çıkamaz çünkü. Gdyby to była sprawa raka żołądka, serca, bo serca mają wszyscy. A cipka tylko połowa społeczeństwa, tak? Ve çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi şu. Televizyonu açtığın zaman sabah programlarını ve bu programların %90'ını kadınlar seyrediyor çok büyük bir ihtimalle. Ve hiç cinsellik konusundan bahsetmiyorlar. Yani kadınların sağlıklı cinsel hayatı, eğlenceli cinsel hayatı yaşamaları için. Yani sağlıklı bir toplumda, eğlenceli, mutlu bir toplumda yaşamak istiyorsak iyi bir cinsel hayatımız olması gerekiyor. İyi yemekler yememiz gerekiyor. Yani mesela hani hep deriz ya, yemek yemek kadar normal bir şey cinsellik. O zaman onu normalce yaşamamız gerekiyor. Yani bunu televizyonda nasıl oturup bir saatlerce beslenme hakkında konuşuyorsa doktorlar, şunu yiyin, bunu yiyin, bunu yemeyin, bunu yiyin. Cinsellik hakkında da konuşmamız gerekiyor. Ve açıyorsun televizyonu, hiçbir şekilde cinsellik hakkında konuşmuyorlar. Sanki hiç sevişmiyormuşuz gibi. Ve konuşulduğu zaman ise konuşanların hepsi erkek. E tabii hiçbir kadın cesaret edip konuşamıyor. Çıkıp televizyona şöyle olmalı, böyle olmalı, böyle olursa daha iyi olur diyemiyor. Oturup ben böyle benim cinsel hayatım hakkında, benim vajinim hakkında konuşan erkekleri izliyorum televizyonda. İşte aşk doktoru bilmem ne, aşk doktoru Ahmet, seks doktoru Mehmet. Ya benim cinselliğim hakkında niye sen konuşuyorsun ya? Ya bir kadın çıksın ve konuşsun da ben böyle onunla bir bağ kurayım. Ah diyeyim ya, benim yaşadığım şeyleri yaşamış. Kobieta siada, daje mi nogi do góry, rozkłada je i pokazuje co tam ma. Rozumie pan? Ve filmde de bunu görüyorum. Katlanamadığım bir şey daha var ki reglimiz. Reglimize kafayı takmış bir erkekler grubu görüyorum. Yani yaşamadığın bir şey hakkında nasıl bu kadar rahat atıp tutabiliyorsun bir kere? Bunu hiç anlamış değilim. Ve hepinizin ağzında bir regli lafı. İşte sizin regliniz var. Sizin reglinizden bıktık artık. Sizin bu duygusal gelgitleriniz var. Erkeklerin yok mu zannediyorsunuz? Yani erkekler evet regli olmayabilirler ama sizin de duygusal gelgitlerinizin olduğu dönemler var. Bir kere bunun olmaması mümkün değil. Yani sürekli stabil bir ruh hali içerisinde olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Bir kere şu reglinizden bir kurtulun. Reglinizle hakkında konuşmayı bir kenara bırakın ve kendinize dönüp bir bakın. Bu kadar kadınların böyle seks konusunda konuşmasına karşıyız. Erkeklerin konuşmasında hiçbir sıkıntı yok. Açıyoruz, izliyoruz. Erkekler kendi seks hayatları hakkında atıyorlar, hop 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 yapıyorlar. Hiç sıkıntı yok. Ama kadınların konuşmasına aşırı derecede rahatsız oluyoruz. Ya da konuştuğu zaman da ne rahat kadın ya, bu kesin verir falan diyoruz. Wszystkim się należą endorfiny i wszyscy powinni wiedzieć, o co w tym chodzi. A o co? Jak o co? Żeby rzęsą nie zarosło. Diğer filmimizin ismi aslında bir belgesel. Özgür Nesil, Yeni Cinsel Devrim. What is the full range of what it means to be human? Bu belgeseli nereden bulursun bilmiyorum. Ama bul bir yerden ve izle lütfen. Şu an, şu yaşadığımız çağda yeni bir cinsel devrim yaşanıyor. Bu ikinci cinsel devrim. İlk cinsel devrim 1960'larda yaşanmıştı. Zaten o ne olduysa o 1960'larda oldu. O yıllar öyle bir yıllar ki gerçekten çok enteresan. Üzerine düşünmek ve konuşmak gerekiyor. İlk cinsel devrim 1960'larda oldu. Neden öyle oldu? Çünkü Amerika'da sürekli savaş vardı. Amerika'nın böyle özgüven patlamıştı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Her önüne gelen ülkeye saldırıyordu. Ve artık o ülkede yaşayan insanlar ve dünya bıkmıştı bu durumdan. Ve dediler ki savaşma, seviş. İnsanlar ülkedeki savaşı protesto etmek için tam tersine sevişmeye başladılar. Ama şu anda 21. yüzyılda yaşadığımız cinsel devrimin o zamankiyle uzaktan yakından alakası yok. Belgeselde tam da bu konuyla alakalı. You wanna know how easy sex is to get America? If you wanna follow me, I will show you. Well, let me show you. It's that easy. Şu anda 21. yüzyılda popüler ilişki anlayışı şu şekilde: tek gecelik ilişkiler, işte fuck buddy kavramı, ki ben üniversitedeyken fuck buddy kavramı patlıyordu yani. When I got on stage, all I heard was cheers from 500 students. Get wild, get crazy, that's what that's all about. Ve Amerika'da bu olay o kadar çirkinleşmiş ki size anlatamam. Yani bahar tatili diye bir şeyleri varmış onların ve bu bahar tatilinde üniversite gençlerinin büyük çoğunluğu Florida'da bir yere gidiyorlar tatil yapmaya, ama görmeniz lazım, her taraf gençlerle dolu böyle ve tek amaçları
sevişmek. Ve bu belgeselde bunu görüyoruz. Bununla bir sıkıntı yok. Yani sevişmek isteyebilirler, her dakika sevişebilirler, sıkıntı yok. İlk başta zaten öyle bir hoşuna gidiyor. Yani böyle hatta hani vay be dedik, hani ergenlere bak yani, sen Türkiye'de bunun olduğunu düşünsene, hani oraya ne hale getirirler falan diye düşünüyoruz. Çünkü böyle hani aşırı özgür bir seks düşün. There's a lot of naked people and a lot of alcohol and it's great. We meet on the beach, we get drunk, we go back to the hotel, we have casual sex, then we go about our lives like we never met. Ve sonra olayın bambaşka yönlerini görmeye başlıyorsun. Ya mesela geliyor kız senin yanına, erkeğin yanına, merhaba diyor. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Kız bu çocuk onu öpüyor hemen. O da onu öpüyor. Hop odaya gidiyorlar. Tık 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 sevişiyorlar. Kız gidiyor, teşekkür ediyor. Hop gidiyor. Belki orada başka bir adamla sevişiyor. O kız çocuk başka kızlar sevişiyor. Bu şekilde yani ne derler? İşte anlamsız, anlamı olmayan, derinliği olmayan seks kavramını yaşıyorlar. Ama böyle bazılarının aklı çok başında ve bu konu hakkında konuşuyorlar ve çocuk bir tanesi var mesela, alıyor kameramanı, diyor ki gel benimle beraber diyor, gidiyor bir tane kızı dudağından öpüyor, bir tane kızın yanına gidiyor poposunu mıncıklıyor, bir tane kızı alıyor yatırıyor yere sevişiyor falan filan yerde böyle, işte dostum diyor, bu kadar basit. Şimdi anlattığım zaman bazılarınız için cennet gibi görünebilir orası. Ama birazdan cehenneme dönüşecek. In a culture of casual sex, there are all these messages about what it means to be a man and a liberated young woman with regard to sexuality. Today, guys rate you on how many girls you get. O gençlerin, o böyle sevişken gençlerin üzerinde o kadar büyük bir baskı varmış ki, onu anlıyorsun. Daha ortaokula başlıyor onların üzerindeki baskı. Yani kadın içinde, erkek içinde ne zaman bekaretini kaybedeceksin? O bekaretini kaybetme yarışı. Bekaretini kaybetmek istemiyorsun. Belki sevişmek istemiyorsun. O üzerine öyle bir baskı var ki arkadaş grubun hakkında. Böyle seni sevişmeyince gay misin? Homo musun lan sen falan diye bir baskı var. Ve çocuk diyor ki mecburen en yakın arkadaşımla gidip sevişmek zorunda kaldım. Kadınlar tarafında ise durum çok acıklı. Eğer göstermiyorsan, eğer vermiyorsan çirkin olmakla suçlanıyorsun. Yani bir de o çağlarda, ergenlik çağlarında sevilmeye ve onaylanmaya karşı büyük bir ihtiyaç hissediyorsun. Yani birileri sana çok güzelsin desin, birileri sana çok yakışıklısın desin istiyorsun. Ve bunun yolu açmaktan geçiyor ya da sevişmekten geçiyor. Yani resmen çocuklar sevgi dileniyorlar. Sevgi için yapıyorlar bunu. Ve en büyük idolleri hepsinin Kim Kardashian. Çünkü diyor ki kız, kendisi açık açık diyor ki ya Kim Kardashian'ın diyor bir porno filmi çıktı diyor, patladı diyor. Kazandığı paralara bak diyor. Ben de istiyorum öyle bir hayat. Ya sadece popomu açarak, memimi açarak bu kadar para kazanacaksam ben de o hayatı istiyorum. Çocuğun konuşması gerçekten çok vurucuydu. Diyor ki benim için seksin hiçbir anlamı yok. Çünkü giriyorum bir porno sitesine, seçiyorum diyor. Sarışın olsun, büyük popolu olsun, küçük memeli olsun, şöyle olsun. Milletine kadar seçebiliyorum diyor. Yaşına, milletine kadar her şeyi en ince detayına kadar seçebiliyorum. Hayal bir kadını yaratıp onun görüntüsünü izleyip tatmin olabiliyorum. Ve böyle bir dünya varken diyor, sanal dünyada benim burayla uğraşmama ne gerek var? Ya da bir kadını sevmeme, ona aşık olmama, onun için bir şey yapmama, onunla sevişmek için uğraşmama ne gerek var? Ve porno sektörü o kadar doyumsuz hale getiriyor ki çocukları, her şeyi ve herkesi et parçası olarak görüyorlar. I think you're a gorgeous girl and I'd absolutely love to do it again with you, dear. Okay, well, I'm sure we can probably work that out. Oh, fantastic. Cinsellikle ilgili kitap, film, dizi, belgesel önerilerinizi aşağı yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Ekstra bonus bir tavsiye, Master of Sex diye bir dizi de vardı. O da çok iyi diziydi ama biraz yavaş ilerleyen bir dizidir. Onu da ısrarla tavsiye ederim. Kadınlığınızı, vücudunuzu keşfedin ve kendinizi cinsel obje olarak kullanmalarına izin verdirmeyin. Verdirmeyelim. Bunu yapmayalım lütfen. Ve de şöyle bir durum var. Benim Instagram'ım olduğunu birçok insan bilmiyormuş. Bunu hatırlatmamı istediler. Beni Instagram'dan takip ederseniz de çok sevinirim. Birçok önerilerimi, film önerilerimi, dizi önerilerimi Instagram üzerinden de yapıyorum. Kendimle ilgili paylaşımlar da yapıyorum. Onun dışında her çarşamba Levent'le beraber canlı yayın yapıyoruz Instagram'da. Sinemada izlediğimiz bir filmle ilgili yapıyoruz bu canlı yayını. Ama onun dışında birçok konuyla hakkında da konuşuyoruz. Beni oradan takip ederseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ah sen ne güzel. Ne güzel.
nearly your son. Cause said niggers that, niggers that, my son. Caution.